Bugünkü videomuzda Sony RX100 Mark IV'ün kutu açılışını ve hafiften bir inceleme videosunu göreceksiniz. Ürünü gördüğünüz gibi bayağı teknik paketlemişler yani, sağ olsunlar. Paket konusunda bence aşmışlar. Ürünümüz burada. Bu kadarlık bir kısım. Böyle paketlendiği zaman güzel oluyor. Çünkü hakikaten ürünün başına ne geleceği belli olmuyor. Kutu üzerine bakalım. Zeiss'in lensin ne olduğunu, Beyond olduğunu gösteriyor. Et sabitleyici, özellikle Beyond biliyorsunuz. 4K çekiyor. 5 dakikayla sınırlı. Çekim süresi olarak Full HD zaten çekiyor biliyorsunuz. Wi-Fi var cihazın üzerinde. NFC var. Yani temasla birlikte aktarım var. Mini HDMI çıkışı olduğunu biliyorum. HDMI de olabilir, kutuyu açınca onu da göreceğiz. SD kart kullanıyor ve biliyorsunuz Sony'nin memory stickleri var. Onları kullanıyor. Memory stick kullanan var mı bilmiyorum ama. Diğer bir özelliği, telefonlardaki Play Memories ile fotoğraf makinesini kullanabiliyorsunuz. Görüntüleri oraya alıp oradan aktarabiliyorsunuz. Ya da bazı özelliklerini telefon üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey. Diğer taraftaki bilgilerimiz, 1 inçlik bir sensör olduğu, 24-70 üzerinde bir lens olduğu. Lensin 24 mm'deyken 1.8 açıklığa, 70 mm'deyken 2.8 açıklığa geldiğini söylüyor. Açıkçası 24-70 böyle bir lensin zaten fiyatı şu an 1000 dolar üzerinde diyebiliyorum. EVF var biliyorsunuz. Normal vizör yok. Optik vizör yok. Elektronik vizör var. Elektronik vizör de pop-up şeklinde makinenin üstünden çıkıyor. İsterseniz kullanıyorsunuz, istemezseniz kullanmıyorsunuz. Hız olarak, enstantane hız olarak 1/32000 gibi deli bir hıza sahip. 180 derece yukarı doğru açılan ekranı var. Zaten beni en çok ilgilendiren tarafı da buydu. Slow motion modu var. Burada da 40x'e kadar çekimlerde yavaşlattığı söyleniyor. Ama çok yavaşlattığı zaman da ürün görüntü kalitesinin çok iyi olmadığını gördüm videolarda. Bu şey için, boyun askısı için. Kullanım kılavuzlarını kenara ayırıyoruz. Kullanım kılavuzlarını her zaman okuyorum. Herkese de tavsiye ederim. Sağda solda soru soracağınıza çok güzel bir şekilde kullanım kılavuzlarını okuyarak bayağı bir bilgi edinebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hiç boşuna etrafta çok yorulmanıza gerek yok. Adaptör gibi gözüküyor. Bu şekilde çözüyoruz. Evet. Micro USB. Herhalde bu cihazı direkt doğrudan şarj edebilmemiz için. NP-BX1. Burada da bilekten bağlamalı bir askı aparatı var. Ve esas olan, Zeiss'in VarioSonar Tessar lensi var üzerinde. Dediğim gibi 1.8'e 2.8 bir lens diyafram aralığı veriyor. Şu öndeki halka dönüyor. Bu diyafram aralığını sizin dışarıdayken yapabilmeniz için bir şey katıyor. Esneklik katıyor. Uzaklaştırma, yakınlaştırmayı buradan yapıyoruz. Üstteki modları şöyle kısaca bakalım. Oto modu, program modu, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli, manuel mod, MR dediği büyük ihtimalle memory recall'dur. Sony A7 serisi fotoğraf makinelerinde de var. Bazı özellikleri kaydettiniz. Mesela hızlı çekim modunu kaydettiniz ya da işte gece çekim modunu kaydettiğiniz özellikleri hafızaya alabiliyorsunuz. Öyle kullanabiliyorsunuz. Video modu, HFR modu sanırım yavaşlatılmış çekimi almak için, panorama modu ve save modları, yani kaydedilmiş özel modlar var. Açma kapama tuşu burada. Hafif içeriye göçük, öyle kolay kolay açılıp kapanacak türde değil. Yani çantanın içerisindeyken falan kapanmaz. Burada bir flaşı açmak için bir düğmemiz var. Kenara geldiğimiz zaman Finder'ı yukarı çıkartmak için bir düğmemiz var. Bu askı aparatlarını sağdan soldan tıkabiliyoruz. Şunları, ki ben büyük ihtimalle böyle kullanacağım. Başka, aşağıya geldiğim zaman tripod bağlantısı var. SD kart girişi, pil girişi, kapak burada. Hemen yana geldiğimiz zaman bir kapak var. Burada micro SD buradan giriyor. HDMI, evet, tahmin ettiğimiz gibi mini HDMI girişi var. Mikrofon girişi yok bunlarda. Mikrofon sanırım şu üstteki, sağdaki ve soldaki ile sanırım stereo ses kaydı yapıyor. Evet. Ekran işte en büyük özelliği bu. Bu cihazın ekranını bu şekilde kendimize doğru çevirebiliyoruz. Selfie için bunu kullanabilirsiniz. Ekran bu şekilde, aslında diğer şeylerde genelde şöyle oynuyor en fazla. Yani şu kadara kadar geliyor. Ama bunu da şöyle yukarı kadar çevirebiliyorsunuz.
Aşağıdan çekim yapmak istediğinizde de böyle bir eğebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle yaptık. Bu buraya klik etti. 64 GB'lık bir SD kart içerisine bunu takacağım. Açılıyor mu bir bakalım. Evet, açıldı. Flash şöyle açılıyor. Buradan çıkıyor. Bunda flash bağlantısı yok. Yani normal başka bir flash bağlayamıyorsunuz. Çünkü burayı böyle bir acayip bir şekilde yapmışlar. Sadece bunun kendisinin flash'ının gireceği şekilde. Bu Finder'ı buradan açmak için şuraya basıyorsunuz. Bu Finder buradan böyle çıkıyor. Bunu kendinize doğru çektiğiniz zaman bakın burada dioptri ayarını da koymuşlar. Bayağı bir şey olmuş. Yani mühendislik uğraşmışlar yani. Acayip bir EVF var. Vizör gibi ya. Müthiş bir şey. Yani gerçek görüntü gibi görüyorsunuz. Şu arkadaki ekranı tamamen bunun içerisinde görebiliyorsunuz. Şöyle hızlıca bir menü gözden geçirme yapalım. Neler var menüde bakalım. İmaj size, görüntü oranı, kalite falan filan bunlar. Tamamen file format, neyde çekeceği videoyu, hangi çözünürlüklerde, 4K'da isterseniz. Bunlar şeyle tamamen birebir benziyor. A7R'la benziyor. Çift kayıt, HFR ayarları. 3'e geçtiğimiz zaman tekli çekim, seri çekim gibi ayarları, bracket ayarları, flash modunun nasıl yapılacağı, kırmızı göz ayarı, netlik noktası ayarları, AF yardımcısı ışığı kullanıp kullanmayacağı. Şimdi bunlar oto modda olduğu için bazıları gelmiyor. Mesela şöyle manuel modu alalım. Birçok ayarı görebilelim. Menüye tekrar geliyorum. ND filtresi var. Dahili bu güzel. Metering mod, ölçüm modu var şeyin içerisinde. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha mı yukarıya alsam. Şöyle göstereyim. Ölçüm modları, beyaz ayarları, HDR ayarı, creative style'lar, bu renkle falan yönettiğiniz picture efektleri var şeyin içerisinde. Diğer sekmeye geçtiğim zaman renk profilleri, uzun pozlamada noise düşürücü, kumlanma düşürücü, yüksek ISO ayarları, merkezi netlik noktası, sürekli netlik yaparak görüntünün net olmasına yardımcı olan şey. Zoom'daki hızın ne olacağı, Finder mı, monitör mü kullanacağınız, isterseniz monitörü aşağıdan, yani şu ekranı tamamen kapatabiliyorsunuz. Finder'dan da görebilirsiniz. Enerji tasarrufuna bir katkısı yok, onu biliyoruz. Evet, telefona gönderme hikayeleri. Send to Computer'da varmış bunda. Vivon TV, televizyonda görme, NFC. Burada uygulamalar, uygulamaları ekleyebiliyorsunuz. Timelapse ekleyeceğim buna hemen. Viv modunda neler görebildiğimiz, silme, toplu silme, nasıl bir gösterim yaptığı, tarihle ilgili işte tipe göre bir şeyleri var bunun. Onlar bayağı işe yarıyor. Bazen sadece videoları göster, sadece fotoğrafları göster gibi bir filtreleme yapabiliyorsunuz. İşte burada fotoğrafı çektikten sonra büyütme modunu nasıl yaptığınız, koruma modu silmemek için bazı dosyaları. Çanta modu var, bütün şeylerinde var bunun, Sony'nin bütün ürünlerinde var. Bir format atalım karta. Numaralandırma, dosya numaralandırmasını nasıl yapacağınız, işte adınızdan bir harf, soyadınızdan bir harf falan gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Cihazı gördük. Tekrardan Finder'ı şöyle bir yakın plan görelim. Bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra böyle yandan çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman aktif oluyor. Buna da bir sensör koymuşlar herhalde. Şuraya yaklaştığımız zaman arkadaki ekranı kapatıyor. Bunu çevirdiğiniz zaman bir çıtırtı yapıyor. Diyafram böyle ayarlatıyor bize. Shutter modunu aldığımız zaman, yani enstantane öncelikli modu aldığımız zaman, bizi bunu çevirdiğimiz zaman bu defa enstantane hızını çevirtiyor. Diyafram modunu aldığımız zaman da bu defa diyaframı ayarlamamıza izin veriyor. Peki manuel aldığımız zaman öndeki halkayı çevirdiğimizde bize neyde yardımcı oluyor? O yine diyaframda. Bu peki ne yapıyor? Bu da hızda yardımcı oluyor bize, hız konusunda. Buradan hızı ayarlıyoruz. Öndeki diyaframdan da diyafram değişikliklerini yapabiliyoruz. Peki ISO'yu nereden ayarlıyoruz bu durumda? FM modunda yerleştirilmiş olabilir. Evet. Büyük ihtimalle düğme ayarlarını yaparken ISO'yu şu halkaya ya da ortaya bastığımız zaman ya da sağa sola bastığımız zaman bir ayar yapabiliriz. Şöyle bir bakalım hemen ona da. Menüye gelelim. Buradan ISO verdik buna. Şöyle geldiğimiz zaman, sağ bastığımız zaman ISO'yu da buradan istediğimiz gibi yönlendirebileceğiz. Çünkü
Flash modu benim çok fazla kullanacağım bir mod olmadığı için flash moduyla bunu burada düğmede kısa yolda kullanmama gerek yok. Evet, şimdilik videomuz bu kadar. Bu cihazla ilgili başka bilgi ve tecrübeler edindiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen merak ettiğiniz sorular ya da bildiğiniz şeyler varsa da yorum yaparsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın.